Geride bıraktığımız ay içinde önemli bir fuar vardı. Son derece canlı geçen bir fuardı. Evdema diyoruz. Ev dışı tüketim malzemeleri fuarı 25-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Görkemli ve çok satışlı bir fuar olduğunu söyleyebiliriz. Bu fuar alanında aslında Türkler bu alanda önemli ölçüde rol ve güç sahibi olduklarını gösteriyorlar. Nitekim fuara da gittiğinizde bunu çok rahat kendi gözlerinizle, çıplak gözle görme imkanınız vardı. Bunları konuşacağız. Ev dışı tüketim tedarikçileri derneği ETÜDER yönetim kurulu başkanı Melih Şahinöz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Melih Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Önce şu ev dışı tüketim malları ya da ürünleri nedir? Onu bize bir böyle bir saçaklandırarak anlatır mısın? Çünkü aklımıza o kadar az şey geliyor ki düşününce. Evet. Yani mesela benim aklıma işte gıda, temizlik malzemeleri falan geliyor. Ama bunun dışında galiba çok büyük bir devasa organizasyon var. Evet. Ya ev dışı deyince tüketim aslında evin dışında bütün yapılan tüketimden bahsediyoruz. Evet, içinde ağırlıklı gıda da var. Temizlik kimyasalları da var. Sarf malzemeleri de var. Ama hani bugün bu ofiste yaşarken çay kahve de tüketiyorsunuz. Temizlik kağıtları da tüketiyorsunuz. Bu ofis akşam sizden sonra temizleniyor. Bu fincanları kullanıyoruz. Bu fincanları kullanıyorsunuz. Belki bir temizlik araçları, temizlik makineleri kullanılıyor. Veya işte kapkacak kullanılıyor. Veya başka işte televizyonun kumandasını değiştirmek için pil kullanıyor. Bunların hepsi evin dışında yapılan tüketim. Yani on binlerce üründen bahsediyoruz aslında. Belki günlük hayatınıza, önünüze yaşarken fark etmediğiniz ama arkada ciddi bir servis veriliyor. Ev dışı tüketim kanalları deyince de aklınıza işte oteller, restoranlar, hastaneler, okullar, hatta hapishaneler. Yani ne kadar dışarıda beslenmek gerekiyorsa ve yaşamak gerekiyorsa onun arkasında bir ev dışı tüketim var. Çok güzel anlattınız. Evet. Şimdi mesela şu kafamda şekillendi. Evet, yani biz de bunun tedariğini yapan tedarikçi firmalarız. Evet. Yani evin dışında yaşamaya karar verdiğiniz anda sizi bekleyen ortamı aslında hazırlayan tedarikçiler sizsiniz, öyle mi? Yani otelde, hastanede ya da bir ne bileyim misafirhanede, herhangi bir tesiste kaldığınız zaman orada gördüğünüz her şey aslında sizin kanallarınızdan geliyor. Tabii. Peki o zaman çok canlı bir sektör. Tabii yani arkada yani doğru, orada ne bileyim günlük kullandığınız terlik bile, otel terliği bile aslında evin dışındaki tüketim maddelerinden bir tanesi. Yani havlu, bornoz, yatak çarşafı, perdeler vesaire. Evet, aklınıza gelen her türlü malzeme. Buradaki tabii evin dışındaki tüketim niye artıyor veya niye Türkiye'de yeni fark ediliyor derseniz, o şöyle: gelişmiş toplumlarda, yani ekonomi geliştikçe de evin dışındaki tüketim artıyor. Yani şimdi mesela diyelim ki şu anda saat 8 civarında, siz muhtemelen evde yemek yemeyeceksiniz bu akşam. Burada evin dışında tüketiyorsunuz. Sabah çok erken geldiniz, ofiste kahvaltı ettiniz evin dışı. Öğlen zaten dışarıdaydınız. Dolayısıyla işte günlük yaşam koşulları, modern yaşam koşulları, yetmez kadınların iş hayatına daha fazla girmesi, tek başına yaşayan işte öğrenci yaşam, hani tekli yaşam formlarının artması, bütün bunlar ev dışını tetikliyor. Dolayısıyla peki, da şu grafiğe bakalım. Birazdan fuarı konuşacağız. O fuarla ilgili ayrıntılı konuşmaları yapacağız ama ev dışı tüketim pazarının 620 milyar Euro'luk bölümü Amerika'da, yani yeni kıtada. Evet. Latin Amerika'yı buna katmıyoruz herhalde. Yani evet. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. Evet. 491 milyar Euro'su Avrupa'da. Doğru. Peki dünyanın geri kalanında ne var? Mesela Latin Amerika'da, Afrika'da, Uzak Asya'da, Okyanusya'da, yani Yeni Zelanda ve Avustralya'da ve bizim arasında bulunduğumuz Orta Doğu'da. Buralarda ne var? Mesela bizim, önce bizden başlayalım, Orta Doğu'dan. Bizde ilk defa Türkiye'de bir ev dışı tüketim araştırması yapıldı bu sene. Onu da dernek olarak biz üstlendik. O da yaklaşık 7 büyük ilde ve çevresindeki ilçelerde yaptığımızda 50 milyar TL gibi bir tüketim çıktı. Bunu Türkiye'ye tahvil ederseniz işte 70 milyar TL civarında bir tüketim var. Evet. Şöyle, aslında doğuya doğru geldikçe kayıt ulaşmak çok zor olduğu için oralardan kayıt dışı başlıyor. Ya kayıt dışı olmasa da ölçülme sorunu oluyor diyelim. Bir ölçek sorunu var. Evet. Dolayısıyla da oralarda çok bilgi alamıyoruz ama Türkiye'de de bir sürü işte, evet, maalesef kayıt dışının olduğu yerde ev dışı diyeceğim artık gıdada. Yani bunu belki söylemek çok doğru da mutlu eden bir şey değil ama şöyle ki, çünkü artık organize market dediğimiz parakende de ürünler, tüketici gidip ürünü seçme hakkına sahip. Dolayısıyla raf ömrü, işte son kullanım tarihi, ambalajı falan beğenip alabiliyor. Burada ise siz restorana girdiğinizde önünüze gelen tabağı görüyorsunuz.
tabak iyiyse, nefaset varsa, mesele siz yok. Mutluysanız mesele yok. Ama o hangi koşullarda bir gıda oraya geldi onu bilmiyorsunuz. Yani acaba depoda... O prosesi bilemediğiniz için. Bilemiyorsunuz. Acaba depoda haşere var mıydı? Yoksa o ürün işte son uygun kullanma tarihi geçmiş mı? Koşullarda, doğru koşullarda saklandı mı, sevk edildi mi? Bunları bilmiyorsunuz. Onun için de sadece orada artık olabiliyor ülkemizde. Evet. Onu da biz dernek olarak zaten hani var olma sebebimiz de bu. Yani bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkede para kazanıyoruz. Dolayısıyla da görevimiz bu ülkenin insanını sağlıklı beslenmesini sağlamak. Sonra rekabet edeceğiz. Yani ürünler önce doğru olacak, doğru şekilde sevk edilecek. Ha sonra da biz aramızda bu işi yapanlar rekabet edeceğiz. Hani evet. Bu işi daha çok satalım, daha çok kazanalım filan diye. Şimdi Selçuk'tan rica ediyorum. Glassfull'u ikili görsün. Oradan hep beraber görelim. Hem Melih Bey de tanık olacak. Çünkü buradan aslında dünyanın zenginliğini görüyoruz. Yani Amerika'da kişi başına ev dışı tüketim 5660 Türk lirası karşılık olarak söylüyoruz. Evet. Avrupa'da 2335 lira. Yani işte dünyanın en zengin kategorisi Amerika Birleşik Devletleri. Sonra Avrupa ve Türkiye'ye geldiğimizde 650 TL. Bu tamamen milli gelirle neredeyse birebir giden, at başı giden bir şey. Tam aynı, evet. Dolayısıyla haritaya döndüğümüzde, yani Zenginler Kulübü ile, haritayı verirse Selçuk göreceğiz. Zenginler Kulübü ile Fakirler Kulübü'nün aslında çok net biçimde ayrılmış olduğu görülüyor. Ki mesela Asya'ya baktığımızda Melih Bey, Asya'da tüketim nedir? Yani Asya şu maviyle işaret ediliyor ama acaba rakamsal olarak yansıması nedir? Asya'da kişi başı diye bakarsanız rakamlar çok küçük çıkıyor. Çok düşük. Çok. Mesela yani bizden düşük mü? Yani 650 TL düşük. Karşılığından daha düşük. Çin'e falan bakarsanız bizden düşük ama toplam tüketime bakarsanız bizden çok yüksek. Çünkü orada ciddi bir hızlı zenginleşme var ve ciddi de şekilde ev dışı tüketim artıyor. Oteller, restoranlar yani ciddi bir şekilde artıyor ama önemli ya. %90'ı halkın işte çok ne diyelim... ilkel demeyelim de temel ihtiyaçlarla ancak beslenebiliyor. Ama yani bir 10 yıl sonra hayatta kalabilecek kadar tabii, yiyebiliyor. O kadar. Evet, o sanayi bölgeleri şurada burada. Ama yani giderseniz Şangay'a İstanbul'dan çok daha fazla bir ev dışı tüketim olduğunu görüyorsunuz. O da sizi yanıltmasın diyorsunuz. Tabii, o da sizi yanıltmasın. Evet. Tabii. Orada peki Afrika pazarı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Orada çok düşük. Yok yani yok gibi diyebiliriz. O sadece turizmin olduğu bir takım bölgelerde ev dışı tüketim, o da otellere bağlı olarak var. Zaten lokal halkla turist aynı kanallardan beslenemiyor. Yani siz orada yemeğe kalkarsanız ya işte hastalanıyorsunuz ya işte bağırsaklarınız bozulabiliyor falan. Onun için o şu anda bizim radarımızda değil orası tabii. Peki. Bizim ülkeye bakıyoruz. Peki o zaman fuara dönelim. Fuar nasıl başladı, nasıl geçti, ne bekliyordunuz, ne oldu, kaç kişi katıldı ve nasıl bir ticaret orada cereyan etti? Yani bu fuar fikri aslında dernek olarak hani biz nasıl bir sektör, çünkü ev dışı tüketim sektörü diye bir sektör yoktu. Herkes gıda, toptancı falan diye bilir. Oysa? Oysa ev dışı tüketim ayrı bir kanal, üretilen ürünler de farklı. Yani bir yemekhanede kullanılan makarnanın spekleleriyle evdeki tam aynı değil. Performans nedeniyle, ambalaj şekli nedeniyle vesaire. Ki makarna temel bir ürün. Hani daha farklı ürünlere gittiğimizde bir sürü değişiklikler gerekiyor. Dolayısıyla biz ilk defa böyle bir fuar yaparak Türkiye'de ev dışı tüketime yönelik ihtisas fuarı yaptık ki bu çok büyük bir gelişme oldu. Ülkemizin doğusunda hiç yok. Hatta Avrupa'nın önemli bir bölümünde de yok. Bu sene de üçüncüsünü yaptık. Çok da doğru bir yere ateş etmişiz ki her yıl fuar %50 büyüyerek gidiyor. Yani bu sene 40 bin metrekare alana çıktı. Görülmeye değer bir fuardı. Geçen yıl neydi peki geçen bu alan? Geçen yıl 22 bin metrekareydi. Neredeyse yarıdan fazla. Yarıdan yani fazla. Bir kat artmış. Neredeyse evet. Şimdi bakıyorsun bir yıl önce de 7500'de başlamıştık. Yani öyle orantısız. Yani doğru bir ihtiyaç var. Ha şöyle faydası oldu bunun. Bu sektöre yönelik ürünler üreten, ürünler geliştiren insanlar geldi. Yetmez. İşte otel, restoran sahipleri, işte aşçılar, şefler bütün bunlar da gelip yenilikleri görüyorlar. Dolayısıyla hani ben başka ne yapabilirim? Bir buluşma noktası diyelim size. Bütün sektörün paydaşlarını buluşturduk. Yani bu sene ilk defa sektöre yönelik araç üretenler de fuara katıldı diyelim. Otomobil yani taşıma diyelim, aracı. İşte orta tip ticari araçlar bunlar tabii. Yani evet. Binek arabalar değil tabii. Bunun gibi şimdi bu işte mutfak ekipmancıları şunlar dolayısıyla çok iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Yani ülkeye faydalı bir iş yapmaya başladık. Şöyle de bir güzelliği var. Hep Dubai'de
biliyorsunuz çok hızlı bir gelişme oldu. Galfood vardır fuar. Bu İstanbul iyi bir hub olacak. Yani bütün bu Çin'e kadar olan işte yukarıda Rusya'yı içine yani alan aşağıda doğuyu alan. Zaman... Evet burası bir artık baktık yabancı ziyaretçiler peki, gelmeye başladı. Dubai ile rekabet ediyor muyuz yoksa Dubai hala çok mu önde? Çok ileride 200 bin metrekare. 200 bin metrekare. Metrekarede biz daha 40 bin metrekaredeyiz. Biz daha 40 bindeyiz ama biz böyle gidersek yani doğru nitelikli bir fuar yani yaparsak. 7500 metrekareden 22 bine 22 binden 40 bine çıkmışız. Evet, 40, yani bu 3 yıldaki gelişmeye bakın. Tabii. Hikaye şu ama doğru yapıyoruz. Yani fuarı, katılımcıyı doğru seçiyoruz. Yani hiçbir fuarda bu kadar uluslararası firmayı bir arada görmezsiniz Türkiye'de. Yani burada hani isim saymayayım ama bildiğiniz multinational firmalar da var Türkiye'de. Lokal konusunun lideri firmalar da var. Hepsi bir araya geldiği için ve hani fuarda da katılımcılara dikkat ediyoruz. Yani bir gıda satıcısıyla bir masaj koltuğunu yan yana koymuyoruz. Bunlara çok itina yani, ediyoruz. Bu da ayrı. Bu, işte, bu işler ayrı, böyledir diyoruz. Burada malzemeleri. Evet, evet. Yani katılan firmaları da dikkatle seçiyoruz. Dolayısıyla da fuar başarılı gidiyor. Yani üyelerimiz memnun bundan, müşterilerimiz memnun, üreticiler memnun. Dolayısıyla iyi yoldayız diyebilirim. Peki son 4 dakikamız şu grafiği konuşacağız. Çünkü tamam, enflasyon bahsi gıda deyince hemen aklımıza geliyor. Sizin de görüşlerinizi almak istiyorum ama ondan önce bu tedarik zincirinin ne kadarı yerli? Mesela bu fuara katılan yani o 40 bin metrekareyi dolduran iş yapan, ticaret yapan kesimlerin veya o standların ne kadarı mesela yerli ürünlerle doluydu ya da biz orada ne kadar yani dışa bağımlıyız? Yani %90'ı yerli %90'ı diyebiliriz. Yerli. Çok az ithalat var. Birkaç tane ithalat. Hangi kalemlerde var mesela? İthalat nerelerde? İthalat şurada oluyor. Daha ziyade bu gurme line dediğimiz yani soslar, bir takım soslar. İşte çok özel makarnalar. Hani böyle çok fazla volümün gerçekleşmediği ama işte hani ben bu toz biber de burada var mı diye bir diyelim ki uluslararası bir şef gelip mesela bir otelde çalışıyorsa. Marka vermeyeyim ama bir Amerikan sosu vardır. O olmayınca mesela evet yemek yani, yenmez tabii derler biliyorsunuz Amerika'da. Bu yabancı zincirlerde evet, çok yabancı şefler var. Dolayısıyla onların görmek istediği markalar oluyor. Bazı ithal ürün işte peynir ürünleri gibi Türkiye'de henüz yapılamayan falan bu tip şeyler geliyor. İthal. Dolayısıyla ithal çok az ama hani işte artık Unilever gibi Türkleşmiş markaları yerli sayıyoruz çünkü her şey burada üretiliyor %100. Dolayısıyla onları da yerli ne kadar üretiyor sizce Unilever Türkiye'de? Yani bir şey var mı? Rakam var mı? Ev dış tüketim anlamında mı? Yok genel olarak yani genel ya onların, üretim yani anlamında. Global ciroları işte birkaç milyar TL tabii civarında. Tabii, global ama ciro bizi ilgilendirmiyor. Ben Türkiye'deki üretimini çünkü o kısmı çok önemli. Ya her şeyini burada üretiyor her Unilever. Her şeyi burada üretiyor. Tabii yani Unilever dışarıdan getirdiği bir şey yok. Çok az yani belki işte ne bileyim 2 tane sos getiriyorsa o kadar. Yani her şeyi burada üretiyor. Yani zaten ithalat bizim çözümümüz değil. Onun sanayici de farkında merak etmeyin. Yani şey olarak evet, yani evet, bizim çözümümüz doğru ürünü doğru şekilde burada üretmek. Üretmek için de gerekli kaslarımız var. Ama işte bazen regülasyon sorunları yaşanıyor. Onun için o zaman da işte kısa yol tercih ediliyor. Biz bu ihracat sorununa tabii çok takık vaziyetteyiz. Yani kanal olarak ben özellikle. Hakikaten yani bir şeyi mesela ithal ettikleri zaman benim böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani üstelik de yapılabilecek şeylerden bahsediyoruz. Tabii. İnşallah bunları zamanla aşacağız. Ama mesela şu evde mi yani ev dışı tüketim malzemeleri fuarında evet, gördük ki evet yani çok şey var. Yerli ürün çok fazla var. Dolayısıyla pek çok şeyi yapabilecek yani durumdayız. Yani volüm olarak tamamı yerli diye düşünebilirsiniz. Ben sadece evet, siz rakam peki, son iki dakikamız şu grafiğe bakarak niye bizde gıda enflasyonu bu kadar var ve genel enflasyonun çok üzerinde, çıpa niye yukarıdan şekilleniyor? Bir denetimsizlik mi var size göre? Aslında tam ondan kaynaklı değil. Bir kaçırdığımız bir şey var. Genelde hani bu dünyada fiyatlar düşüyor, Türkiye'de nasıl çıkıyor deniyor ama Türkiye gıda da artık ithalata bağımlı durumda birçok üründe. Şu anda. Tabi buğday vesaire gibi ürünler işte ayçiçek yağının ham maddesi falan tabii diye baktığınızda. Sadece 3,5 milyar dolarlık yağlı tohum ithal ediyoruz. İşte yani buradan hareket yani ederseniz. Mısır, soya, ayçiçeği. Tamam, bunları da dolarla getiriyorduk. Şimdi 2,13'lük dolarla 2,50'lik dolar diye bakarsanız size fiyat farkını ortaya koyalım hemen. Yani onun için burada denetimsizlikler o spekülatif hani tarımda işte yeşil biber şöyle oldu 87 arttı. Bunlar çok böyle anlık işte bir haftalık 10 günlük
şeylerdir. Bravo, ki o tamamen şey yani kozmetik o bence oradaki aynen. Eğitimler. Ben mesela enflasyon haberlerini verirken asla işte bu ayın şampiyonu sivri biber, geçen ayın şampiyonu salatalık, patlıcan gibi şeyleri asla kullanmıyorum. Saçma yani. Hani bunlardan bahsetmek doğru değil. Çünkü o zaman gerçeği göstermiyorsunuz. Başka bir şey göstermiş oluyorsunuz. O tür şeylere takılmamak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Yok değil. Gıda sanayinin önemli ölçüde sürdürülebilirliğini sağlayan ara madde veya ham madde ithalatından kaynaklı bu ürünlerin fiyatı artıyor. Yani. Evet. Peki. Bir de ciroyu söyleyin. Mesela bu fuarda ne kadarlık bir ciro yaptı katılımcılar? Ve Türklerin ayrı bir cirosu var mı? Ya da öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Yani fuardaki firmalar bizim burada tabii günlük bir ciro satışı olmuyor. Ama hani fuara katılan firmaların toplam cirosu, yıllık ciroları hakkında bilgi vereyim size. Aşağı yukarı 25 milyon TL civarında bir şeyi var, cirosu var. 25 milyar TL civarında bir cirosu var. Toplam bütün fuar katılımcılarına bu da çok önemli bir kısmını, ev dışı tüketim tarafında çok önemli bir kısmını ifade ediyor. Çok teşekkürler Melih Bey, başarılar diliyoruz. Umarız gelecek sene açtığımızda diyeceksiniz ki bakın bu sene 80 bin metrekarede çalışmaya başladık derseniz, bu hıza giderseniz olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet, gelecek sene inşallah beraber açarız, siz de gözlerinizde görmüş olursunuz. Peki, diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.